aşk kokan anlar. Olmaz. Hocam modern futbolda Galatasaray bölümündeyiz. Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti. Ee, aslında Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonlardan bu ligin final haftalarında oynadığı ve hani şampiyonluk maçı oldu dediğimiz birçok maç var aslında. Ee, maçın sonu itibariyle Yıllar önce Galatasaray'ın Akisar'ı 1-0 yendiği Mitroğlu'nun gol attığı maç akıllara geldi. Bu maçta biraz zor oldu Galatasaray için ama <laughs> kazanmasını bildi. Galatasaray'ın sezonun bu kısımlarındaki hedef maçları oyun olarak istediği gibi oynayamasa da skoru almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kasımpaşa maçı daha say şampiyon olursa evet bu şampiyonluk maçıydı olur mu? Olabilir tabii ki. Çünkü dramatik yapısı çok güçlü bir maç oldu. Galatasaray çok çok güzel bir golle Önde başladı maça. 27. dakikada Mertens e, bu sezonki en güzel golünü attı. Napoli'de böyle çok golü vardı. Bekliyorduk da böyle atar Türkiye'de diye attı. Sonra e, e, Icardi'nin kendi kalesine golü var. 1-1'e geldi maç. Mertens asist yaptı, Icardi attı. Aytaç çok güzel gol attı. Öne geçtiler daha sonra. Kasımpaşa tarafı. Çok pozitif futbol oynadı Kasımpaşa. Çok sıkıştırdı Galatasaray'ı. Muştaranın iyi bir maçı olmadı. Ama Icardi penaltı kaçırdıktan iki dakika sonra hem kendi kalesine gol atacaksın, hem penaltı kaçıracaksınız. Sonra çok güzel bir, bir golle attı. Finalinde de Vinicius skoru belirleyen golü atmış oldu. Galatasaray 3 puanı kazandı. Şimdi e, mental gücünüzü belirleyen oyuncular var. Kaleciniz, stoperleriniz ve santforunuz. Sizin mental dayanıklılığınızı belirleyen en önemli pozisyon. Omurgadaki oyuncular. Icardi'nin fiziksel gücünün zirvede olmadığı bir dönemde zihinsel gücünün zirvede olduğunu gördük. Ve o mental güç Galatasaray'a hem Mertens'le de beraber ortaya koyduğu performans iki ustasının performansı Galatasaray'a bir maç daha kazandırdı. Çok kritik bir dönemeçten eee 3 puanla döndü. Sezon Galatasaray'ın şampiyonluğuyla biterse bu mutlaka hatırlanacak ve bu maça çok atıfta bulunacak insan çıkacak. Hem Icardi'nin ayakta kalışına, kendi karesine gol atıp penaltı kaçırıp ayakta kalışına, hem Mertens'in ilerleyen yaşına rağmen maçı dört elle kavrayışına atıfta bulunacak. Bu gerçekten zihinsel gücü yüksek olan e, usta galatasaraylıların, usta oyuncuların e, katkısıyla kazanılmış bir üç puan. Ki yanlış hatırlamıyorsam bu sezon Icardi üçüncü kez bir maçta penaltı kaçırıp hemen akabinde yine aynı maçta gol buldu. Kalmıyor işte. Zinsel olarak takılmıyor işte. yani o e, duygu dalgalanması yok, e, sinir gerilimi yüksek bir oyuncu değil. Sinir gerilimi yüksek oyuncular antrenmanda uçarlar, Ma maçta uçacak zannedersiniz, çakılırlar veya e, Olumsuz işler olumsuz gittiğinde onun etkisinde kalırlar. Zihinsel gücünü yüksek... bir sporcu olduğunu göstermiş oldu Icardi bir kere daha. Mertens zaten öyle. Mertens... Dikkat ettiniz mi? Gol attıktan sonra gülümsüyor, tebessüm ediyor. Şimdi o tip oyuncular... bir şeyi gösterir. Hem severek oynadığını gösterir. Hem de umudu asla kesmediğini gösterir. Ben Şifo Mehmet'i de öyle hatırlarım. Beşiktaşlı, şimdi hmm. Mehmet Özdirek hoca. Evet. O gol attıktan sonra tebessüm eder, güler. Yani bazı böyle çok asık surat asılır, acayip bir gergin bir ifadeyle işte yumruk falan filan. O da güzeldir, hırsını gösterir o. Ama o oyuncuların duyguları biraz daha dalgalıdır. Tebessüm eden oyuncular genelde umudu kesmezler. Şifo Mehmet de öyleydi. Umudunu kesmezdi. O yüzden son dakika golleri çoktur Şifo Mehmet'in. Beşiktaş'ta. Ee, şeyin de Mertens'in de işler kötü gittiğinde bile umudu kesmediğini Bilen biriyim ben. Napoli'de çok son dakika gol attı. Evet. Son periyotta attı. dünya kadar gol vardır. Umudunu kesmez. Ee, gol attığında onu hissediyorsunuz. Zihinsel olarak. Zihin yapısını çözebiliyorsunuz. Ee, tebessümle gidiyor türbünlere. Ee, o, o yapıdaki insanlar umudu kesmiyorlar. Galatasaray'ın daha dirençli bir hale gelmesini sağlayan unsurlar arasında Mertens'i de görürüm. Zihinsel gücü, fiziksel gücünün çok üstünde olan Icardi'yi de söylerim buna. Mertens konusuna gelmişken 42 maça çıktı bu sezon Mertens Galatasaray formasıyla ve 19 gole katkı sağladı. 8 gol, 11 asist. 36 yaşında. Sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor ve Mertens'in yüksek bir ihtimalle futbolu bırakacağı da iddia ediliyor hmm. sezon sonunda. Hani sadece Galatasaray'ın kontratı bitmesi değil, futbolda veda edeceği söyleniyor. Tabii daha hiçbir resmi açıklama gelmedi oyuncu tarafından. Ee, ve Gal böyle bir durumun olduğunu varsayarsak yani Galatasaray Mertens'i sezon sonunda kaybederse bu sezon başında aslında Galatasaray öyle başlamamıştı. Yani evet Zaha geldi, Tete geldi, Ziyech geldi ama ligin son 8 haftası Mertens tam da vuruyor. Ve Galatasaray aslında gelecek sezon için konuşuyorum hocam. Böyle bir ayrılığa hazır mı ya da Galatasaray Mertens'in yokluğunda Hani bazı oyuncuların yeri çok zor dolar ama nasıl bir on numara profiline gitmesi lazım? Hazır mı dediniz? Hazır olmalı. Yani bunun hazırlığı mutlaka yapılıyordur. Çünkü Mertens'in yaşını tek bilen siz değilsiniz. Yani Tabii. Galatasaray Yönetim Kurulu atadığı profesyoneller, antrenör ekibi ve elbette ki Mertens de kaç yaşında olduğunu farkında biliyorlar. Böyle bir hazırlık mutlaka vardır. Mertens tipinde bir oyuncu olursa kimse ayırt yani. Onun 5-10 yaş genç olduğunu varsayın. Ona kimse hayır demez. Ben e, Santfor'un arkasına oynayacak olan oyuncunun ayakları çabuk olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oralar dar alanlar. Yani Santfor arkası oyuncular kalabalıkta oynamak zorunda kalır. Çabuk ayaklar her zaman önemli. Manevralı, çabuk, kıvrak bir oyuncu. Çabuk düşünen, çabuk karar veren, çabuk harekete geçen bir oyuncu olmak zorunda. Kolay bulunmuyor ama Galatasaray'ın arayışı mutlaka vardır kaliteli de bir scout ekibi var. Onlar da mutlaka arıyordur. Alternatifler oluşmuştur çoktan. E, hocam son olarak Kerem Aktürkoğlu'nun performansını soracağım. Rize Spor maçında 6 gol atmasına rağmen Galatasaray Kerem çok etkili bir görüntü sergileyememişti. Kasımpaşa maçında oyundan çıkan ilk isim oldu Kerem. E, oyuna giren Zaha takımına e, bir penaltı kazandırdı. Her ne kadar penaltı kaçsa da rakibinin bir kişi eksilmesini sağladı. Ve ligin bitimine 8 hafta kaldı. Ziyeh'in de oyuna girdikten sonra etkili olduğunu da söyleyebiliriz aslında. final haftalarında hani bu isim bazında sormayacağım yani Kerem Barış çıkar, Zaha Ziyeh gibi değil ama daha çok Zaha'nın veya Ziyeh'in de sürelerinin artacağına veya ilk 11'de tercih edileceğini düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Ben Barış Barış'ın mutlaka 11'de devam etmesini gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok inatçı bir oyuncu. O inada ihtiyacı var Galatasaray'ın. Ama ben arkada savunmanın sağında çok etkili görüyorum. Onun boşaltacağı yere ziyet gelebilir. Kerem biraz geri alınabilir. Zaha ilk 11'de olabilir. Bu olasılığı azımsanmayacak kadar güçlü görüyorum. Bence de olması gereken bu ki Zaha da mental olarak sanki biraz daha sağlam döndü diyebiliriz. Evet öyle görünüyor. Ee, bu sezon çift hanelere ulaştı bu arada Zaha e, gol tabi, katkısı anlamında. Evet. Az az sayıda maçta ve az sayıda sürede yaptı bunu. Oyuncunun çok yetenekli bir oyuncu olduğu biliniyor. Yani biraz daha fazla zaman verilmesi durumunda ben katkı yapacağını düşünüyorum. Hakim Ziyech'inde nasıl önemli. Çünkü onun sakatlık araları oldu milli takım gidecek. İşte hem seyahat var hem maç var. Oynayacak oynamayacak bilmiyorum milli maçta. Ama eğer sağlam dönerse final haftalarında yani kendi skorunu yapabilen oyuncular çok değerli hale gelir finalde. Çünkü herkes kapanıyor. Galatasaray iç saha maçlarında da çok kapalı savunmaları hücum ediyor. Dolayısıyla kendi başına açabilecek bir zaha çalımlarıyla yani kendi şutunu arayan bir ziyek artık değerli. O oyuncular kullanılmalı. Barış'ın da enerjisi arka tarafta çok ciddi fark yaratıyor. Yani arkadan öne yaptığı çok güçlü bindirmeler, sabek oynarken bile yaptığı ofansif katkı e, böyle değerlendirebilir o konu hocam. Evet hocam modern futbolda Galatasaray bölümünde sonuna geldik. Hı hı. Dilerseniz soru cevap bölümüyle devam edelim. Tamam. İzicep'te bahar fırsatı başladı. Tüm ürünlerde geçerli %10 indirim fırsatı izicep.com ve izicep mağazalarında seni bekliyor. Üstelik vade farksız 6 taksit seçeneğiyle. Son gün 31 Mart. Kaçırmayın. İziciğim, Yenilenmenin yeni kolayı.